İyi akşamlar. Gizli dünyalara hoş geldiniz. Bu akşam gene zaaflarımızın, hırslarımızın bizi sürüklediği acılara, günahlara tanık olacağımız, yaşadığımız dünyanın gerçekleriyle yüzleşeceğimiz hayat öyküleri izleyeceğiz sevgili izleyenler. Bu birbirinden ilginç, sarsıcı, gerçekten yaşanmış öyküleri izlerken, bu dünyada aklımızın, vicdanımızın nasıl sınandığına gene birlikte tanık olacağız. Gizli dünyalarda ilk olarak kredi kartının cazibesine kapılıp gelirinin üstünde harcama yapan bir kadının ibret verici öyküsünü izleyeceğiz. Faizlerle, cezalarla giderek büyüyen borcunu ödeyebilmek için sonunda yalana, hırsızlığa kalkışan kadının nasıl korkunç bir sona sürüklendiğini göreceğiz. Gizli dünyalarda ikinci olarak çocuğu amansız bir hastalığa yakalanan bir annenin öyküsünü izleyeceğiz. Kendi çocuğunun ölümünü beklerken ölmekte olan bir kadının çocuğunu evlatlık alan anneye Allah'ın aynı anda yaşattığı sevince ve acıya içimiz burkularak tanık olacağız. Bu öyküleri izlerken her zaman olduğu gibi vicdanımızın, aklımızın aynasında kendimizi tartıp gene kendimiz, ailemiz, çocuklarımız için kıssadan ise dersler çıkaracağız. Gizli dünyalara hoş geldiniz. Gebze'de bir banka şubesine 35 yaşlarında iyi giyimli bir adam girer. Üzerinde bomba olduğunu söyleyerek hemen kendisine 3 milyar 200 milyon lira vermelerini ister. Bankacılar soyguncunun sadece bu kadar para istemesine şaşırırlar ama beline sardığı kartonlara bomba süsü veren soyguncunun istediği parayı verirler. Soyguncu parayla kaçarken bankanın alarmına basarlar. Olay yerine yetişen polis ekipleri soyguncuyu kısa bir kovalamadan sonra yakalarlar. Soyguncuya neden soygun yaptığı ve neden tam 3 milyar 200 milyon istediği sorulur. Verdiği cevap herkesi hem şaşırtır hem üzer. Çünkü bu soygunu 3 milyar 200 milyon liralık kredi kartı borcunu ödeyebilmek için yapmıştır. Anlattığım olay gazetelere geçmiş, gerçekten yaşanmış bir kredi kartı dramı, ibret dolu bir öykü. Allah bize akıl vermiş sevgili izleyenler. Bize sunulan her nimetten yararlanırken aklımızı kullanmamızı emrediyor. Her yararlı şey akılsız birinin elinde zararlıdır. Bir ilaç bizi ağrımızdan kurtarır ama bir avuç tutarsak sonumuz olabilir. Kredi kartı kullanırken de durum aynıdır. Kredi kartı bütün dünyanın kullandığı büyük rahatlık, büyük kolaylık. Yanımızda para taşımıyoruz. Bir imza ile istediğimizi alıyoruz. Kredi kartı devletimiz için de önemli. Harcamaları kayıt altına alıyor. Vergi kaçağı olmuyor. Sevgili izleyenler, kredi kartı çok yararlı. Ama aklını kullanmayı bilenin elinde. Ama görüyoruz ki kredi kartı kullananlar ceplerinden para çıkmadığı için sanki hiç ödemeyeceklermiş gibi harcama yapıyorlar. Taksit imkanlarıyla, ikinci üçüncü kartlarla imkanlarını aşan borca giriyorlar. Geciktirilen ödemelerle, faizlerle borçları çığ gibi büyüyor, sonunda içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Gene esefle görüyoruz ki kredi kartı borcu yüzünden evleri, eşyaları haczediliyor. Mahkemeye veriliyorlar. Depresyona giriyorlar. Hapse girenler, az önce anlattığım gibi soyguna kalkışanlar bile oluyor. Şimdi izleyeceğimiz öykü de bir ev alabilmek için yıllardır para biriktiren İstanbullu bir ailenin gerçekten yaşanmış ibret verici öyküsü. Kredi kartının harcama kolaylığına kapılan bir kadının adım adım yaklaşan felaketini birlikte izleyelim. Kızım, kahvaltı hazır. Hadi kalk. Ayça. Günaydın. Ne olur biraz günaydın. Daha uyuyayım. Hadi Ayça, okula geç kalacaksın. Kalk da yüzünü yıka. Hadi kızım. Tamam baba.
Canım, bugün maaş alıyorsunuz değil mi? Alıyoruz, evet. Sen yine hepsini bankadaki hesaba yatır, tamam mı? Zaten her ay yatırıyorum Ahmet. Ama üstüme giyecek hiçbir şeyim kalmadı. Alışverişe çıkmak istiyorum. Sevim, bak çok az kaldı. Yıllardır dişimizi sıktık bir evimiz olsun diye. Biraz daha sabret. Sabrediyorum Ahmet. Ama her gün işe aynı kıyafetlerle gidiyorum. Elbiseden geçtim. Yüzüme bir krem bile alamıyorum. Gel canım. Alacaksın hayatım. Şu evi bir satın alalım. Kira derdinden bir kurtulalım. Sonra her istediğini alacaksın. Baba, yeni evimizde benim de odam olacak değil mi? Elbette kızım. Artık salonda yatmayacaksın. Senin de çok güzel bir odan olacak. Yaşasın. Abi kiralar ateş pahası. Şuraya bak. İki oda bir salon 600 milyon. Şaka mı yapıyorlar? Maaşın hepsini kiraya verirsek bize ne kalacak? Öyle. Ben kaç yıldır kendi evim olsun diye boşuna mı dişimi sıkıyorum? En iyisini yapıyorsun abi. Ama yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Bak Metin, insanın başını sokacağı bir çatısı olsun. Gerisi kolay. Bankada bir ev parası biriktirdin ha. Vallahi bravo sana. Lüzumsuz masraf yapmazsan ufak ufak birikiyor be Metin. İnşallah bu yıl girerim evime. İnşallah abi. Darısı başıma. Ne diyeyim? Sevim, bu sana teşekkür gelmiş. Ederim. Şuraya bir imza atar mısın? Tabii. Sevim, nedir o? Kredi kartı için form doldurmuştum geçenlerde. Kartı göndermişler. Sen kredi kartı kullanmazsın ki. Artık herkesin kredi kartı var. Benim neyim eksik? Doğru. Kimse cebinde para taşımıyor ki. Her yerde kredi kartı geçiyor. Hem bir sürü yerde kredi kartına taksit de yapılıyor. 4 taksit, 6 taksit, 10 taksit bile var. En güzel yanı da o zaten. Alıyorsun, sonra küçük küçük ödüyorsun. Ayfer, hadi iş çıkışı seninle bir alışveriş merkezine gidelim. Yüzüme bir krem alayım. Bir kullanayım bakayım şu kartı. Tamam, olur. Ben de kendime bir şeyler bakarım. Bunun yanında şu gece kremini de kullanmalısınız. Her akşam yatmadan önce süreceksiniz. Sizin cildinize çok uygun. 2 hafta içinde etkisini görürsünüz. Ne dersin Ayfer? Alsam mı acaba? Ben kullanıyorum. Çok da memnunum. Biraz pahalı değil mi ama? Bu ay kampanyamız var. Kredi kartına 6 ay taksit yapıyoruz. 6 ay mı? Oo, çok iyi. O zaman şu ikisini alayım. Parfüm denemek ister misiniz? Olur. Bence çok etkilenecek ve şu an kampanyada. Yanımda da bu makyaj çantası hediyesi. Çok hoş. Alıyorum. Toplam borcum ne kadar? 150 milyon. Yalnız kredi kartıyla ödeyeceğim. Tabii ki, olur. Yarın şu dosyalara bir göz atalım Metin. Müdür bey rapor bekliyor. Tamam. Yarın sabah bakarız. Hı-hı. Ha abi. Hı-hı. Biz arkadaşlarla yemeğe çıkıyoruz. Sen de gelir misin? Sağ ol Metin. Ama şimdi boşuna masraf. Hem cebimde param da yok. Ne olacak abi? Ben veririm. Verirsin sonra. Borç yiyen kesesinden yer. Sağ ol, ben gelmeyeyim. Peki kredi kartın yok mu abi? Onunla ödersin. Yok Metin. Kredi kartım yok. Kredi kartıyla olunca yine ödemeyecek miyim? Şu evi alıncaya kadar 5 kuruşun hesabını yapmak zorundayım. Belki sen de haklısın abi. Hadi Allah'a emanet ol. Ben kaçıyorum. Güle güle Metin. Size afiyet olsun. Sağ ol abi. Aa, saat kaç olmuş? İnsan alışveriş yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor. Kredi kartı harika bir şeymiş Ayfer. Para harcamadan istediğini alıyorsun. Ben bugüne kadar niye yararlanmamışım bu kolaylıktan? Bedava almıyorsun ki. Sonuçta ödeyeceksin bankaya. Bedava değil ama 6 ay taksit yaptılar. Para çıkma diye cebimden. Aydan aya ufak ufak öderim işte. Hani bir tek krem alacaktın? Ne yapayım? O parfüm de çok güzel kokuyordu Ayfer. Dayanamadım.
Pahalı bir markadır o. Güzel kokacak tabii. Bu ay bizim maaşlara zam yapılıyor Sevim. İnşallah. Ev alma arifesinde bu çok rahatlatacak bizi. Hı hı. Sevim, sen parfüm mü değiştirdin? Yo, bu her zaman kullandığım koku. Öyle mi? Daha farklı geldi bana. İşten başını kaldırıp benimle ilgilendiğin yok ki. Tamam tamam kızma. Maaşını bankaya yatırdın mı? Evet, hepsini olduğu gibi yatırdım. Sevim, biliyorum senelerdir çok kısıyoruz ama bu ev hem bizim hem kızımızın güvencesi olacak. Biliyorum hayatım, biliyorum. Afiyet olsun Sevim. Sağ ol Feride. Gel otur. Hafta sonu ne yapıyorsun? İşin var mı? Yok. Ahmet çalışır herhalde. Ayça da babaannesinde. Evdeyim. Ben alışverişe çıkacağım. Kışlık bir iki şey almam lazım. Sen de gel vitrin gezer oyalanırız. Benim de giyecek doğru düzgün bir şeyim kalmadı aslında ama. Tamam işte. Sana da bakarız. Ya şimdi masraf yapmayayım. Biliyorsun ev için para biriktiriyoruz. Alışveriş yapman şart değil ki. Gezmiş oluruz işte. Tamam o zaman. Değişiklik olur bana da. Bu nasıl Feride? Ay çok hoş. Sana da çok yakışır. Of ama çok pahalıymış ya. Sen bilirsin güzelim ama bu tam senlik. Aslında ihtiyacım da var ama. Aman nasıl olsa kredi kartıyla ödeyeceğim. Taksit de yapıyorlar. Hadi. Hadi. Ay çantalar da çok hoş. Gerçekten hoş. Bak bu bordo aldıklarınla da uyar. Evet. Olmuşken tam olsun. Bu çantayı da alalım. Peşin mi ödeyeceksiniz, kredi kartıyla mı ödeyeceksiniz? Tabii ki kredi kartıyla. Peki. Ya Feride, gelmişken bir kuaföre de uğrayalım mı? Uğrayalım hayatım. Eline sağlık canım. Afiyet olsun. Senin böyle bir bluzun var mıydı Sevim? Yeni aldım. Baba, annem bana da çok güzel bir elbise almış, biliyor musun? Sevim? Canım, ihraç fazlası bunlar. Mutfak parasından arttırdıklarımla aldım. Güle güle giy. Ama biliyorsun şu sıralar harcamalarımıza dikkat etmeliyiz. Biliyorum hayatım. Sen dert etme. Ben dikkat ediyorum. Senin de imzalaman gerekiyormuş. Tabii canım. Saatin çok şık Sevim. Yeni mi aldın? Evet yeni. Pahalı değil mi o saat? Biraz pahalı ama kredi kartına 8 taksit yapıyorlardı. O kadar hoşuma gitti ki. Taksit olunca da dayanamadım. Tamam herhalde. Sağ ol canım. Al bakalım Sevim Hanım. Yeni kartın gelmiş. Kızım bu aldığın kaçıncı kredi kartı? Ne yapayım Ayfer? Ufak ufak ödüyorum işte. Ahmet'in haberi var mı bu kartlardan? Yok. Aman. Duyarsa kıyameti koparır. Sevim, kredi kartını doğru kullanırsan kârı geçersin. Ama sen ihtiyacın olmayan şeyleri bile alıyorsun. Sonra başına dert alma. Yok canım. Ne alıyorum ki? Hem azar azar ödüyorum her ay. Havalar da çok soğudu Metin. Benim emektar palto da iyice yıprandı. Bu kışı geçirmez. Yenisini alma vakti geldi. Aslında ben de alsam iyi olurdum. 10 yıldır aynı paltoyu giyiyorum. Gel sana da alalım. Yok yok. Bu kışta idare ederim. Hele şu evi bir alayım. Sen bu tutumlulukla gerçekten ev sahibi olmayı hak ediyorsun abi. Sağ ol Metin. Emlakçıya haber verdim. Uygun bir ev arıyor benim için. Peşinatı verdim mi gerisi kolay. Thank you.
Ne oldu Sevim? Sabahtan beri suratın beş karış. Peş peşe bütün kredi kartlarımın ekstreleri geldi. Çok mu harcamışsın? Farkında olmadan çok yüklenmişim kartlara Ayfer. Hepsinin limitleri dolmuş. Kartın var diye her şeyi bedavaymış gibi harcarsan olacağı bu işte. Hangi birini ödeyeceğimi şaşırdım. Bir de faizleri var ki sorma. Eğer ödemezsen faizi boyuna katlanır. Allah göstermesin sonra hiç başa çıkamazsın. Ne yapacağım ben şimdi? Bence yol yakınken kocana anlat. O bir çözüm yolu bulur. İmkanı yok anlatamam. Bana demediğini bırakmaz. Bir yerlerden borç mu bulsam? Bu ay maaşımı zamlı aldım. Mesaileri de verdiler. Çok az kaldı Sevim. Emlakçıya haber verdi. Bizim için ev bakıyor. Bu aylık giderler için gerisi de bankaya. Sen parayı bana versene. Ben işe giderken yatırırım. Yok canım. Ben bir ara çıkıp hallederim. Yolumun üstü Ahmet. Neden vermiyorsun ki? Tamam hayatım. Neden bu kadar sinirlendin? Sanki alıp harcayacağız. Canım yapar mısın öyle şey? Sana yük olmasın diye dedim ben. Son günlerde çok gergin gözüküyorsun. Ev alacağımıza bile sevinmiyorsun. Senin ağzından ev almaktan başka bir kelime çıkmaz mı Ahmet? Tekin, kredi kartı borçlarınız yüzünden sizi hapse atmak zorundayız. Ben böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Bunu bana nasıl yaparsın? Bu kadar borç içine nasıl girersin Sevim? Seni terk ediyorum. Terk ediyorum seni. Hayır Ahmet, lütfen beni terk etme. Yalnız bırakma beni. Hayır, hayır. Sevim, ne oldu? İyi misin? Kötü bir rüya gördüm de. Hadi uyu, ben iyiyim. Bu para da beni kurtarmaz ama biraz nefes alırım. Nereden buldun o parayı? Ahmet'in maaşı. Bankaya yatırmam için verdi. Bu parayla kredi kartı borcu ödeyeceğimi bilse... Sevim, kötü bir şey yapıyorsun. Kocana yalan söylüyorsun. Gerçeği söyle artık ona. Yapamam Ayfer, söyleyemem. Bu kadar borcum olduğunu duysa öldürür beni. Ah Sevim, keşke bu kadar çok harcamasaydın. Şimdi düştüğün durumu görüyor musun? Ne bileyim, taksitler, faizler... Birden çığ gibi büyüdü Ayfer. Ben de anlayamadım. Ne yapacağım ben şimdi Allah'ım? Aferin benim kızıma. Sen derslerini iyi çalış. Onların hepsini hallederiz. İçsene şu sütünü artık. Ne bağırıyorsun çocuğa Sevim? Ne oluyor sana? Bu sinirin ne? Bıktım artık. Ne ev derdi biten ne çocuk derdi. Bıktım. Bıktım anlıyor musun? Sevim, sen kaç aydır hiç iyi değilsin. İstersen işten izin al. Biraz dinlen ha. İyiyim ben, tamam mı? Rahat bırakın beni. Rahat bırakın. Bakın avukat bey. Param olunca ödeyeceğim dedim. Şu an durumum yok, ne yapabilirim? Yapacak bir şeyimiz yok hanımefendi. Haciz emri vereceğiz. Haciz emri mi vereceksiniz? Evet Sevim Hanım. Rica ediyorum, biraz daha süre verin lütfen. Maalesef Sevim Hanım, elimizden bir şey gelmiyor. Tamam avukat bey, iyi günler. Hangi bankanın avukatıydı bu defa? Allah'ım, bana yardım et. Şu düştüğüm duruma bak.
Nasıl öderim ben bu kadar borcu? Ahmet duysa kahrından ölürdü adam. Ah Sevim, sana aylardır söylüyorum. Ahmet'e söyle artık. Durmadan faiz işliyor kartlarına. Bu borcu tek başına ödemene imkan yok. İnanabiliyor musun Ayfer? Kartların borcu faizleriyle 30 milyara yaklaştı. Ödemezsem hapse atılacağım. Allah'ım kurtar beni. Tek bir çare var. Neymiş o? Bankadaki ev için biriktirdiğimiz para. Sevim, bunu yapamazsın. Yıllardır ev almak için biriktirdiniz o parayı. Başka bir çarem mi var? Ödemezsem hapse atacaklar beni. İyi günler Ayşe Hanım. İyi günler. Ben Sevim Tekin. Buyurun Sevim Hanım. Bankadaki hesabımız için aramıştım. Evet Sevim Hanım, sizi dinliyorum. 30 milyardan biraz fazla olacaktı. Doğru, hesabınızda 30 milyardan fazla var. Evet, o parayla kredi kartlarımın borçlarını ödemek istiyorum. Ev işi ne oldu Sevim Hanım? Ha, ev işi mi? Onu biraz erteledik. Ertelediniz mi? Peki. Size kredi kartlarımın numaralarını vereyim. 5-5-7-1. Tamam Nuri Bey. O ev tam bize göre. Hemen tapu işlemlerine başlayalım. 30 milyar peşinatı hemen yarın geçerim hesaba. İyi günler. Sonunda oldu abi ha? Evini alıyorsun. Evet, sonunda ev sahibi oluyorum. Sevim duyunca uçacak. Hayırlı olsun abi. Yıllardır çektiğin sıkıntıların karşılığını alıyorsun. Metin, ben emlakçıya gidiyorum. Bir saate kalmaz gelirim. Tamam abi. Sevim yeter artık. Böyle ağlayarak kendini harap ederek neyi çözeceğini düşünüyorsun? Bütün paramız buydu Ayfer. 5 kuruşumuz kalmadı. Ahmet'e bu yaptığımı nasıl söyleyeceğim? Bence hemen anlat. Evet çok büyük bir hata yaptın ama yine de Ahmet'e anlatmalısın. Affedecek. Hayır affetmez. O beni affetse bile ben kendimi affetmiyorum. Ev paramızı harcama tutkuma, bilinçsizliğime feda ettim. Allah'ım. Canım aldı kurtulayım. Ben geldim. Baba hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Oh. Hoş geldin. Size çok önemli haberlerim var. Benim de sana söyleyeceklerim var Ahmet. Tamam ama önce müjdeyi vereyim. Yıllardır beklediğimiz gün geldi. Baba yok Zeyma diyoruz. Evet, yarın parayı verip tapuyu alıyoruz. Yarın mı? Evet yarın. Bütçemize uygun bir ev bulmuş emlakçı. Tam bize göre, kutu gibi bir ev. Sevim, sen çok sevinmedin galiba. Sevindim tabii, çok sevindim. Sadece şaşırdım. Yarın deyince... Sen ne söyleyecektin Sevim? Hiç. Önemli değil. Sen işe gitmeyecek misin hayatım? Birazdan çıkacağım. Hiç iyi gözükmüyorsun Sevim. İstersen bir doktora git. Yok, iyiyim. Gece uyuyamadım da. Heyecandan uyuyamamışsındır. Bugün bankadan parayı çekip tapuyu halledeceğim. Artık bir evimiz var Sevim. Allah'ım ben ne yapacağım şimdi? Hadi akşama görüşürüz. Hoşça kal anne. Güle güle. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın abi. Günaydın. Büyük gün bugün ha? Hayırlısıyla Metin. Şimdi bankayla konuşup para işini halletmem lazım. Allah'ım. Senden başka sığınacak kimsem yok. Artık ne kocamın ne de kızımın yüzüne bakabilirim. Ölmekten başka çarem kalmadı.
Günahlarımı affet Allah'ım. Ayşe Hanım merhaba, ben Ahmet Tekin. Hesabımla ilgili görüşecektim. Hayırlısıyla ev alıyoruz. Tüm hesabımı çekmek istiyorum. Efendim? Ne dediniz? Anlamadım. Siz karıştırıyorsunuz herhalde. Benim eşim kredi kartı kullanmaz. Dün mü çekti? Hepsini mi? Allah. Abi, abi kendine gel. Ne oldu? Sevim. Yıllardır biriktirdiğimiz bütün paralarla kredi kartları borçlarını ödemiş. Ne? Yok canım, bir yanlışlık olmalı. Hayır Metin, yanlışlık yok. Dün banka yaramış. Demek tuhaf hallerin nedeni buymuş. Alo. Sevim Hanım'la görüşecektim. Ben eşiyim. Sevim Hanım bugün gelmedi efendim. Gelmedi mi? Hayır, gelmedi. Tamam. İyi günler. İyi günler. Sevim bugün işe gitmemiş. Sevgili aile, beni affedin. Sizin geleceğinizi mahvettim. Ölmekten başka çarem kalmadı. Bunu yapmak istemezdim. Ama inanın sizi çok seviyorum. Sizden beni affetmenizi istiyorum. Bir de kapalı. Allah'ım bir delilik yapmasa. Nereye abi? Sevim'i bulmam lazım Metin. Söylemedin Sevim. Sakın kendine bir şey yap. Allah ne olur. Ne olur kendine bir şey yapmasın. Affedin beni. Hayatınızı mahvettim. Affedin. Sevim! Sevim, aç kapıyı! Sevim! Sevim! Olamaz! Hayır! Hayır! Kurtulacaksın Sevim! Kurtulacaksın! Kurtulacaksın! Nasıl doktor bey? Çok ağır ilaçlar içmiş. Midesini yıkadık. Şimdi iyi, merak etmeyin. Allah'ım şükürler olsun sana. Fakat belli bir süre rahatsız etmeseniz iyi olur. O zaman ben de ödeme işlemlerini halledeyim. Vezne ne tarafta acaba? Hemen girişte, alt katta. Teşekkür ederim doktor bey. Tekrar geçmiş olsun. Çok sağ olun. Rica ederim. Teşekkür ederim. İyi günler. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba. Şu ödemeyi yapacaktım. Tabii efendim.
350 milyon. Hay Allah. Yanımda da o kadar para yok. Sorun değil. Kredi kartıyla da ödeyebilirsiniz. Kredi kartıyla mı? Tabii. Şimdi her şeyi kredi kartıyla ödeyebilirsiniz. Sevgili izleyenler, bu gerçekten yaşanmış öykü hepimize ders olmalı. Kredi kartıyla aldığımız her şeyi er geç ödemek zorunda olduğumuzu unutmayalım. Cebimizden para çıkmıyor diye gelirimizin üzerinde harcama yapmayalım. Borç batağına batmayalım. Kredi kartımızı akıllı kullanalım. İlkokul 1'deydi okuyan çocuklar. Sınıflarına yeni gelen Ayşe'yi tuhaf bulmuşlardı. Çünkü Ayşe onu her gün okula getiren anne ve babasına hiç benzemiyordu. Ayşe'nin annesi babası esmer, Ayşe ise sarışın bir kız. Ayşe'ye bu farklılığın nedenini sordular. Çünkü ben evlatlığım dedi Ayşe. Annem babam beni evlatlık edinmişler. Küçük çocuklar evlatlığın ne olduğunu bilmiyorlardı. Nasıl yani diye sordular. Ne farkın var bizden? Tek bir farkım var dedi Ayşe. Siz annenizin karnında büyüdünüz, ben annemin yüreğinde büyüdüm. Ne mutlu evlat edinenlere, böyle ailelere, kimsesiz bir yavruyu yuva sıcaklığına kavuşturan, onu anne sevgisiyle, baba sevgisiyle yüreklerinde büyütenlere. Sevgili izleyenler, evlatlık alan aileler en kutsal iyiliği yapıyorlar. Onlar en büyük sevabı kazanıyorlar. Şimdi izleyeceğimiz gerçekten yaşanmış öykü de ölmekte olan bir kadının kimsesiz kalan çocuğuna evlatlık alan iyi kalpli bir kadının içimizi burkacak öyküsü. Aferin benim güzel kızıma. Aman da annesine yardım edermiş. Babama da söyle olur mu? Sofrayı Merve hazırladı de. Söylemez miyim? Babam geldi. Ben açacağım. Babacığım hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Hoş geldin canım. Hoş bulduk hayatım. Alayım canım. Oo, ne güzel yemek kokuları geliyor böyle. Hadi geçelim hayatım, yemekler soğumasın. Hadi kızım. Ver kızım. Hadi anne söyle. Bu akşam sofrayı Merve hazırladı Nihat'cığım. Öyle mi? Evet. Aferin benim kızıma. Ben de kızıma çikolata almıştım. Teşekkür ederim babacığım. Merve, koluna ne oldu kızım? Bilmem. Bir yere mi çarptın? Aa, kızım... Neredeyse morarmış. Nasıl olduğunu bilmiyorum anne. Bacağımda da var. Dur bir bakayım. Allah Allah. Diğer bacağında da var Nihat. Hayatım, çocuk bir yerlere çarpıyor herhalde. Hiç görmedim canım. Ama demek bir yerlere çarpmış. Merveciğim, ama sen de biraz daha dikkatli ol, tamam mı? Ama ben zaten dikkat ediyorum. Bir yere çarpmıyorum ki. Hadi bakalım. Demek... Bu güzel sofrayı benim kızım hazırladı. Kızım yemekten sonra. Tamam anne. Al anneciğim biraz su iç. Sağ ol yavrum. Anneciğim nasılsın? Biraz daha iyiyim oğlum. Anne, Ali bana dedi ki... Ali ne dedi oğlum? Senin annen ölecekmiş dedi. Doktorlardan duymuş. Doğru mu bu anne? Ölecek misin anne? Gerçekten ölecek misin? Oğlum, Burak'ım, hepimiz bir gün öleceğiz. Allah ne kadar ömür takdir etmişse. Oğlum. Üzülmesin. Ama sen yakında ölecekmişsin. Anne, sen ölürsen ben sensiz ne yaparım?
Canım, teşekkürler. Eline sağlık. Afiyet olsun. Anne. Efendim kızım. Başım dönüyor. Ne? Yanıyorsun sen Merve. Ateşi çıkmış. Üzerindekileri çıkaralım. Allah'ım ne oldu bu kıza? Nereden çıktı bu ateş? Aa, Nihat. Bunlar da ne? Her tarafı morluk içinde. Bilmiyorum hayatım. Bilmiyorum. Anne, bacaklarım da çok ağrıyor. Aysel, hemen doktora gidiyoruz. Bu ciddi bir şeye benziyor. İstersen ne olur. Ama ne olur oğlumu ortada bırakma. Onu bağrına basacak bir aile bulmadan benim canımı alma. Canım oğlum benim. Ben çocuğun yanında kalırım. Doktor Bey sizinle görüşmek istiyor. Hı hı. Hemen geleceğiz anneciğim. Tamam anne. Hadi bakalım Merve. Bir de ateşine bakayım. Benim neyim var hemşire abla? Bir şeyin yok tatlım. Küçük bir rahatsızlık sadece. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Ne oluyor doktor bey? Kızımın nesi var? Lütfen sakin olun. Sakin ve güçlü olmanız lazım. Kan tahlili sonuçları geldi. Ne yazık ki korktuğum gibi. Nedir? Kızımın nesi var? Kızınız... lösemi. Yani kan kanseri. Kan kanseri mi? Kızım. Yo. Bu doğru olamaz. O sağlıklı bir çocuk doktor bey. Nasıl olur? Ne yazık ki bulgular açıkça bu hastalığı gösteriyor. Hemen yatışınızı yapıyorum. Tetkikleri yapalım. Sonra nasıl bir tedavi izleyeceğimize birlikte karar veririz. Allah'ım. Bu nasıl olur? Benim canım kızım. Bir tanem. Allah'tan ümit kesilmez. Metin olun. Kaç gün burada kalıp çıkacağız kızım. İyi olman için buradayız. Ağlama benim bir tanem. Bak doktor amca birkaç gün kalsın. İyileşsin öyle evine gitsin dedi. Bana ne? Ben eve gitmek istiyorum. Küçük hanım birazcık kan almamız gerekiyor. Hayır vermem. Kan vermem işte. Anne. Hadi ama kızım. Hayır istemiyorum. Bak sana o istediğim bebeği alacağım. Canım acır korkuyorum. İğneden korkar mı hiç benim kızım? Hı? Korkuyorum anne. Hadi kızım bir kerecik. Hadi yavrum. Korkacak hiçbir şey yok canım. Hayır istemiyorum. Merveciğim canını hiç acıtmayacağım tatlım. İstemiyorum. Merhaba küçük kız. Nasılsın? İyi misin? Aa sen de mi hasta oldun? Niye öyle komiklik yapıyorsun orada? Ben de senin kadarken çok hasta olmuştum. Burak aferin sana. Biraz daha oyala bakalım. Bir keresinde karnım çok acıkmıştı. Ormanda bal ararken çok üşütmüştüm. Sonra zatürre olmuştu. İşte hepsi bu. Gördün mü? Bak canın hiç acımadı. Teşekkürler hemşire hanım. Görüşürüz Merveciğim.
Gördün mü? Canın hiç acımadı. Sağ olasın Burak. Geçmiş olsun cici kız. Baba, biraz bahçeye çıkalım mı? Peki kızım. Hadi bakalım. Hoppa. Nereye gidiyorsun? Bahçeye çıkıyoruz. Dikkat et, üşütme. Yoksa yine hasta olursun. Teşekkürler oğlum. Siz gidin, ben geliyorum. Tamam canım. Sağ ol. Sen de mi hastasın? Hayır, benim annem hasta. Yan odada yatıyor. Öyle mi? Merak etme, yakında mutlaka iyileşir oğlum. Hayır, annem iyileşmeyecek. Yakında ölecek. Kan kanseri. Yok canım. Bunu da nereden çıkardın oğlum? Ben biliyorum. Annemin artık çok az ömrü var. Sizin de kızınız hasta değil mi? O da mı kan kanseri? Evet. İnşallah iyileşir. İnşallah oğlum. İnşallah. Gelin sizi annemle tanıştırayım. Annenle mi? Gelin gelin. Anne, ben biraz bahçeye çıkacağım. Tamam oğlum, ama üşütme, dikkat et. Tamam anne. Çok tatlı bir oğlunuz var. Allah bağışlasın. Keşke biraz daha ömrüm olsaydı da büyütebilseydim. Ama bu hastalık. Burada sizinle mi kalıyor? Evet. Allah razı olsun, başhekim izin verdi. Ne yapardım yoksa? Bırakacak hiç kimsem yok. Peki ya babası? O nerede? Maalesef babası yok. Onu hiç tanımadı. Babası öldü mü? Yok. Babası onu hiç görmedi. O doğmadan kendine başka bir hayat kurdu. Siz boşandınız öyle mi? Ben hiç evlenmedim. Bir genci sevmiştim. Ama o başka bir kadını sevdiğini söyleyerek beni terk etti. Ayrıldıktan sonra ondan hamile kaldığımı anladım. Ama aldırmaya kıyamadım. Onun çocuğunu doğurdum. Peki bir daha hiç görmediniz mi? Aramadım ki. Oğlumu tek başıma büyüttüm. Ama buraya kadarmış. Ona emanet edebilecek bir aile bulsaydım, huzur içinde ölürdüm. Nasıl yani? Onu sevecek, koruyacak, benim yokluğumu hissettirmeyecek bir aile evlatlık alsın istiyorum. Allah'tan tek dileğim bu. Çok iyi bir annesiniz. Ölürken bile yavrunuzu düşünüyorsunuz. Allah yardımcınız olsun. Siz niye buradasınız? Kızım. Benim de kızım hasta. Kan kanseri. Anne, ben biraz Merve'nin odasına gideceğim. Git oğlum. Beni merak etme. Burak, çok sevdin o kızı. Çok tatlı bir kız anne. Yavrum benim. İnşallah o da ölmez anne. Daha çok küçük. İnşallah ölmez oğlum. Annesi de çok iyi bir kadın. Allah ona da acısın. Evet anne. Çok iyi bir kadın. Hem beni de çok seviyor. Hadi ben gidiyorum anne. Gelirim birazdan. Tamam oğlum. Birlikte giderken bir bakmışlar, yardım isteyen keçiyi görmüşler. Ondan sonra durmuşlar, keçiye yardım etmişler. Çıkarmışlar düştüğü kuyunun içinden. Zavallı yavrucak. Annesinden başka kimsesi yok. Allah'ım bu masum yavruyu koru.
Tek başına bırakma. Allah'ım beni de evladımdan ayırma. Şşş. Baksana. Gel. Gel gel. Ne oldu Nihat? Haberler kötü Aysel. Hayırdır? Hastaneden çıkıyoruz. Yapacak bir şeyimiz yokmuş. Tek çare ilik nakliymiş. İlik nakli mi? Nereden, nasıl bulacağız iliği? Bulma şansımız çok düşükmüş. Birazdan senden de benden de kan alacaklar. Ama çok zayıf bir ihtimal Aysel. Yavrum ölecek mi Nihat? İlik bulunmazsa Merve'm ölecek mi? Bir kardeş olsaymış kurtulabilirmiş. Kardeş iliğinin uyma ihtimali çok yüksekmiş. Olumlu sonuç almışlar bugüne kadar. Merhaba. Merve'den kan alacağım. Buyurun. Merhaba çocuklar. Evet Merve'cim. Şimdi senden birazcık kan alacağım. Olmaz. Bana ne, bana ne. Ben kan vermeyeceğim. Merve. Kızım. Bak annen de verecek, ben de vereceğim. Olmaz. Hani sondu? Bu defa son anneciğim. Olmaz. Kan vermek istemiyorum. Merve. Efendim Burak. Hadi beraber kan verelim ha. İstersen önce ben vereyim, sonra da sen verirsin. Peki Burak. Sen verirsen ben de veririm. Ama bu son, tamam mı? Son kızım. Son. Bak, şimdi nasıl veriyorum? Canım kızım. Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Tamam hayatım. Hayırdır Aysel? Burak var ya. Hangi Burak? Ha şu ölecek dediğin kadının çocuğu mu? Çok tatlı çocuk değil mi? Hı-hı. Evet öyle. Ama şu an benim başka çocukları düşünecek halim yok. Yavrum, Merve için kan bile verdi. Evet Aysel. Ne yapmamı istiyorsun? Annesi çok hasta Nihat. Bugün yarın ölecek biliyor musun? Annesinden başka kimsesi yok. Babasını hiç tanımamış yavrum. Benim derdim bana yeter Aysel. Kızım gözümün önünde erirken başkasının çocuğu için üzülemem. Nihat, o anneyi görseydin. Evladının ortada kalmasından nasıl korkuyordu? Ölürken bile yavrusunu düşünüyordu. Nihat, ben Burak'a evlatlık almaya karar verdim. Ne? Ne diyorsun? Evlatlık mı alacaksın? Evet. Büyük sevap kazanırız Nihat. Hem Merve'ye de arkadaş olur. Olmaz öyle şey Aysel. Başkasının ne yediği belirsiz çocuğunu evime sokmam ben. O annenin çaresizliği içimi acıttı Nihat. Yavrusunu ortada bırakıp ölürse gözü arkada kalır. Anne yüreğim buna dayanmıyor. Hem ben de yakında Merve'siz kalacağım. Aysel, yapma. Ne olur yapma. Sana minnettarım Aysel Hanım. Bana hayatımın en büyük iyiliğini yaptın. Ölürken en büyük mutluluğu tattırdın. Artık huzur içinde ölebilirim. Bu takdiri ilahi Nazmiye. Yavruna benim sahip çıkmamı Allah istedi. Bizi burada karşılaştırdı. Ben sadece vesile oldum. Allah senden razı olsun. Burak'ım sana emanet. Bundan böyle Burak benim evladım. İçin rahat olsun. Allah senden binlerce kez razı olsun. Gözüm arkada kalmayacak. Allah'ım. Artık acılarımı dindirebilirsin. Beni yanına alabilirsin. Onu Merve'm kadar seveceğimden emin ol.
Allah senin bu iyiliğini karşılıksız bırakmayacaktır. Son nefesime kadar seni yavrundan ayırmasın diye Allah'a dua edeceğim. İçelim, güzelleşelim. Şerefe. Şerefe. Şerefe, sağlığımıza. Ben kendi kızımın acısına düşmüşüm Selim. Karımın yaptığına bak. Bana ne el alemin ne yediği belirsiz çocuğundan. Öyle deme abi. Aysel'in yaptığı büyük sevap. Ben öyle kadersiz bir adamım ki Selim. Allah'ım, ben ne yaptım ki beni evlatlarımdan ayırıyorsun? Günahtır abi. Allah'a isyan etme. Demesi kolay. Ah Selim ah. Yıllar önce bir evladımı kaybetmiştim. Şimdi ikincisini kaybediyorum. Nasıl yani? Senin bir çocuğun daha mı vardı? Selim. Derdimden dilime hakim olamadım. İçkili kafayla ağzımdan kaçırdım. Sakın bir yerde konuşayım deme. Yok abi. Öyle şeyler konuşulur mu? Okurken bir kızı sevmiştim Selim. Aysel karşıma çıkınca onu bıraktım. Meğer benden hamileymiş. Ayrıldıktan sonra duydum. Bir oğlan doğurmuş ve bizim semtten çekip gitmiş. Peki hiç aramadın mı onu? Bir ara arayayım dedim ama ne işe yarayacaktı? Vazgeçtim. Ama her aklıma geldikçe vicdanım sızlar. Kim bilir nerededirler şimdi? Geldin mi Nihat? Geldim, geldim. Babacığım, hoş geldin. Biz Burak'la resim yapıyorduk. Bak. Bana bak. Evimizi aldık diye sakın şımarma. Sakın kızıma zarar verme. O benim kardeşim. Neden ona zarar vereyim? Nereden kardeşin oluyormuş? Benim bir tane çocuğum var. O da Merve. Bu eve karım istediği için seni aldım. Unutma. Çocuklar, sütünüz hazır. Bağırma çocuklara. Bak Aysel. Bir daha bunu kızımla yalnız bırakma. Bırak. Merve. Bırak gitme. Kaç gündür böyle davranıyorsun. Çok ayıp ediyorsun. Hele böyle bir gecede. Ne oldu ki? Hastaneden aradılar. Burak'ın annesi ölmüş. Çocuğa nasıl söyleyeceğimi düşünürken sen... Tamam. Desene. Hepten başımıza kaldı. Hadi Burak. Hadi ama ya. Bir şey yemen lazım. Canım istemiyor. Hadi ama sabah da yemedin. Merve. Hadi kızım gel çarşıya gidelim. Burak da gelecek mi? Hayır. Biz ikimiz baba kız gideceğiz, tamam mı? Hadi gidip sana istediğin bütün oyuncakları alalım. Sahi mi baba? Sahi tabii. Seni seviyorum baba. Ben de seni seviyorum güzel kızım. Aysel. Aysel gel. Ne oldu Nihat? Merve'nin burnu kanadı. Burnu mu kanadı? Hemen hastaneye gidelim. Ben de gelebilir miyim? Canımız zor uğraşıyoruz. Görmüyor musun? Otur burada bekle. Burak'cığım, canım. Sen evde bizi bekle, olur mu hayatım? Korkuyorum. Yalnız kalmaktan korkuyorum. Tamam canım. Sen de gel o zaman. El alemin veledine bakıcılık yapıyoruz burada. Hoş gör onu Burak. Merve için çok üzülüyor. Ben de üzülüyorum. Hadi yavrum.
Hadi söyleyin doktor bey. Nedir sözün ettiğiniz gelişme? Bir mucize gerçekleşti diyebilirim. Kızınıza uygun ilik bulundu. Bulundu mu? Allah'ım sana şükürler olsun. Uygun ilik bulundu mu? Ama bu nasıl olur doktor bey? Kardeşin iliği birebir uydu. Zaten böyle bir uyum normalde kardeşten başkasıyla sağlanamaz. Ne kardeşi doktor bey? Merve'nin kardeşi yok ki. Bizim bir tek çocuğumuz var. Kardeşi yok mu? Kan veren çocuk. Burak. Merve'nin kardeşi değil mi? Burak mı? Kızıma uygun ilik Burak'ın iliği mi? Evet, Burak'ın iliği. Demek kızımın hayatını Burak kurtaracak. Ama onlar kardeş değil ki doktor bey. Burak bizim evlatlığımız. Çok ilginç. Böylesine bir uyuşma ancak öz be öz kardeşlerde olur. Ama uzaktan kan bağları bile yok doktor bey. Burak bu hastanede ölen bir hastanın oğlu. Evet. Ama kardeş olmamaları neredeyse imkansız. Aman Allah'ım. Yoksa... Neyse, iki çocuk da burada, gecikmeyelim. Hemen ameliyat hazırlıklarına başlayalım. Benim şu an çıkmam lazım. Siz kalabilirsiniz. Hoşça kalın. Çok sağ olun doktor bey. Bu bir mucize Nihat. Kucak açtığımız çocuk yavrumuzu, Merve'mizi kurtarıyor. Kızımız kurtuluyor. Aysel. Burak'ın annesi babasıyla ilgili sana ne söylemişti? Neden soruyorsun Nihat? Ne demişti? Ben ona Burak'ın babasından boşandınız mı diye sormuştum. Ben hiç evlenmedim. Bir genci sevmiştim. Ama o başka bir kadını sevdiğini söyleyerek beni terk etti. Ayrıldıktan sonra ondan hamile kaldığımı anladım. Ama aldırmayı kıyamadım. Onun çocuğunu doğurdum. Zavallı kadıncağız. Sonra bir başına büyütmüş oğlunu. Ne oluyorsun Nihat? Bu kadının adı neydi Aysel? Nazmiye. Nazmiye mi? Allah'ım, bu nasıl olur? Allah'ım, öyleyse demek Burak... Neler oluyor Nihat? Aman Allah'ım. Burak... Burak benim oğlum Aysel. Burak benim öz oğlum. Nihat ne diyorsun? Bu ne demek oluyor? Anlatacağım. Sana her şeyi anlatacağım. Ne güzel de uyuyorlar. Hadi çıkalım. Ne zaman ayağa kalkarlarmış Aysel? Merak etme. Doktor bir hafta içinde hiçbir şeyleri kalmaz dedi. Allah'ıma şükürler olsun. Hem kızımızı bize bağışladı hem de oğlumu buldurdu. Allah bize acıdı Nihat. Kızımızı kurtarmak için karşımıza Burak'ı çıkardı. Allah asıl senin temiz kalbini gördü Aysel. İyiliğini karşılıksız bırakmadı. Sen Burak'ı eve almasaydın, öz oğlum gibi bağrına basmasaydın onu... Ben sadece vesile oldum Nihat. Bir de benim Burak'a yaptıklarım aklıma geliyor. Hem de kendi öz oğluma. Hadi Nihat. Her şey geride kaldı. Bir evladımızı kaybedeceğiz diye üzülürken iki evladımız oldu. Acaba Nazmiye şimdi bizi görüyor mudur Aysel? Oğlunun babasına kavuştuğunu biliyor mudur? O şimdi cennetten bizi seyrediyor. Yavrusunun babasına, gerçek ailesine kavuştuğunu görüyor. Oğlunu çok seven bir annesi olduğunu görüyor. O artık huzur içinde. Bize gülümsüyor Nihat. Sevgili izleyenler, ülkemizde anne baba sevgisinden mahrum, bir sıcak yuvanın özlemini çeken on binlerce kimsesiz çocuk var. Bu dünyadaki sevapların en büyüğü, en hayırlı iyilik,
kimsesiz bir yavruya el uzatmaktır. Biraz fedakarlıkla onların karanlık dünyalarını aydınlatabilir, onları sevginizle ısıtabilirsiniz. Ülkemizde kimsesiz çocukların korunması için hizmet veren birçok kuruluş var. Kimsesiz bir yavruya elinizi uzatmak isterseniz, bu kuruluşlardan birini aramanız yeterli. Küçücük bir miktarla onların hayatlarını güzelleştirebilir, bir parça ilgiyle onları mutlu edebilirsiniz. Sevgili izleyenler, kimsesiz çocuklar sizleri bekliyor. Gizli dünyaları izlediniz. Tekrar buluşuncaya kadar yüreğinizden iyiliği ve sevgiyi eksik etmeyin. Hoşça kalın.